Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Canlılar aleminde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bakterinin şeklini çizmiştik. Bakterilerle ilgili yapılardan bahsetmiştik. Şimdi geliyoruz bakterilerin sınıflandırılmasına. Bakterileri biz 4 özelliğine göre sınıflandırıyoruz arkadaşlar. Nedir bunlar? Şekillerine göre, beslenmelerine göre, solunumlarına göre, bir de gram boyasıyla boyanıp boyanmamasına göre arkadaşlar. Bu şekilde sınıflandıracağız. Şimdi ilk önce bir tabloyu yapayım ben. Daha sonra bunların her birini teker teker açıklayalım. Şöyle yazalım. Bakteriler diyelim. Şöyle bakteriler. Bakterileri sınıflandırırken 4'e ayırıyoruz. Neydi bunlar? Hemen söyleyelim tekrar. Birincisi ne dedik? Şekillerine göre. Şekillerine göre bakteriler. Daha sonra arkadaşlar beslenmelerine göre, beslenmelerine göre bakteriler. Sonra solunumlarına göre bakteriler. Solunumlarına göre bakteriler. Ve son olarak da boyanmalarına göre diyelim direkt. Boyanmalarına göre bakteriler. Şimdi bunların da alt başlıkları var. Hani şöyle bir genel bir tablo oluşturalım. Daha sonra zaten teker teker açıklayacağız. Arkadaşlar, şekillerine göre bakteriler 4'e ayrılacak. Nedir bunlar? Çubuk bakteriler. Şöyle birazcık yerimi genişleteyim. Evet. Çubuk bakteriler. Çubuk bakterilerin bir diğer adı basillustur. Basillus. Daha sonra arkadaşlar yuvarlak bakteriler. Yuvarlak bakterilerin diğer adı kokuslardır. Kokus bakteriler. Sonra geliyorum virgül bakteriler arkadaşlar. Virgül şeklinde olanlar. Bunlar da vibrio olarak isimlendirilir. Bir de son olarak spiral bakteriler. Spiral bakteriler. Bu da Spirillum olarak isimlendiriliyor. Spirillum. Şekillerine göre bu şekilde bakteriler. Şimdi gelelim beslenmelerine göre. Arkadaşlar beslenmelerine göre bakterileri biz ikiye ayıracağız. İlk önce şöyle ototrof bakteri diyeceğiz. Ototrof bakteri. Bir de heterotrof bakteri diyeceğiz. Heterotrof. Ototrof bakteri kendi içerisinde ikiye ayıracak arkadaşlar. Fotosentez yapanlar yani fotosentetik. Kemosentez yapanlara da kemosentetik diyeceğiz. Bunların her birinin özelliklerini açıklayacağım. Heterotrof bakteriye baktığımızda parazit bakteriler vardır. Parazit. Bir de saprofit bakteriler. Saprofit bakterinin diğer adı nedir? Çürükçül bakteri. Evet, bu şekilde bakterileri de beslenmelerine göre sınıflandırdık. Şimdi gelelim solunumlarına göre. Arkadaşlar solunumlarına göre bakterileri 3'e ayıracağız. Aerobik bakteri, aerobik yani oksijenli solunum yapan, anaerobik bakteri, aerobik, tamam. Sonra fakültatif bakteriler. Şimdi bir de boyanmalarına göre bakalım. Boyanmalarına göre bakterileri de ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Gram pozitif ve gram negatif. Şimdi gelelim isterseniz şekillerine göre bakterilerden başlayalım arkadaşlar. Bunlardan birkaç tane örnek vereceğim sadece. Çok fazla detaylarına girmeyeceğim. Ki zaten bizim karşımıza da öyle çıkacağını düşünmüyorum ben. Eğer çıkarsa beslenmeleriyle ilgili, solunumlarıyla ilgili, özellikle gram boyamalarıyla ilgili soru çıkabilir. O yüzden şekillerine göre bakterilerde çok uzun durmayacağım. O zaman şöyle bir yan başlık yazalım. Hangi renkle yazayım? Turuncuyla yazayım. Şekillerine göre bakteriler. Şekillerine göre bakteriler. Şöyle bir de diyelim. Evet. Arkadaşlar ne demiştik şekillerine göre bakteriler için? Çubuk bakteriler demiştik. İlk önce isterseniz çubuk şekilli bakterilerden bahsedelim. O yüzden
Yan başlık olarak çubuk bakteriler. Çubuk bakteriler. Ne işe yarıyor bunlar? Nasıl arkadaşlar? Bunlar özellikle işte difteri etkeni olanlar, işte daha sonra tifo hastalığına sebep olanlar, tüberküloza sebep olanlar arkadaşlar, çubuk şeklinde olan bakterilerdir. Yani bunlar aslında düz bir yapıya sahiptir. Yani şu şekilde direkt böyle bir çubuk şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar bu bakterileri ve bu bakterilere örnek yazıyorum. Bakın hem Latince ismini yazacağım hem Türkçe ismini yazacağım arkadaşlar. Corneobacterium diphtheria. Bakın. Corneobacterium diphtheria. Diphtheria. Bu da difteri hastalığına sebep oluyor. Difteri hastalığı. Daha sonra bir tane daha var. Yazalım onu da. Salmonella. Salmonella. Tifimirum. Değişik bir ismi var. Murium. Evet. Tifimurium arkadaşlar. Bu da tifo hastalığına sebep olur. Tifo hastalığı. Daha sonra bir diğeri. Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. De bazen harf hataları olabilir arkadaşlar. Bu da tüberküloz yani verem hastalığına sebep olur. Tüberküloz eşittir yani verem hastalığına sebep olur. Ve son olarak bir tane daha yazayım. Mycobacterium laprea arkadaşlar. Bu da cüzzam hastalığına sebep olan bir bakteridir. Mycobacterium leprae. Leprae. Evet, bu da cüzzam hastalığına sebep olur. Cüzzam hastalığı. Evet, bu şekilde bizim çubuk bakterilerimiz. Şimdi gelelim bir diğer bakteri çeşidimize. Şekillerine göre bakterilerde B diyorum arkadaşlar. Yuvarlak bakteriler. Peki yuvarlak bakterilere ne örnek vereceğiz? Mesela Monococcus, Diplococcus. Zaten bunların hani ikinci isimleri kokustu ya arkadaşlar. Kokusla bitenler genelde nedir? Yuvarlak şekillerdir. İşte Staphylococcus, Streptococcus gibi arkadaşlar hastalığa sebep olan bakterilerdir. Mesela Neisseria gonorrhoeae dediğimiz bir bakteri vardır. Bu bel soğukluğu hastalığına sebep oluyor arkadaşlar. Staphylococcus aureus dediğimiz bir bakteri var. Bu da dolama, arpacık hastalıklarını sebep. Dolama nedir bu arada biliyor musunuz? Dolama. Arkadaşlar şu hani tırnaklarımızın kenarında böyle iltihaplı bir yapı oluşuyor ya tırnakların kenarında oluyor genelde. Biz ona dolama diyoruz ama buradaki dolama ile o dolama aynı mı bilmiyorum. Büyük ihtimal aynıdır. Dolama işte arpacık. Arpacık da böyle genelde gözde falan çıkar. Bunlara sebep oluyormuş. Staphylococcus aureus dediğimiz bakteri. Bir de Streptococcus aequi var arkadaşlar. Bu da yılancık hastalığı denilen bir hastalığa sebep oluyormuş. O zaman yazalım yuvarlak bakteriler için. Bakın yuvarlak bakterilerin sonu kokusla bittiği için yazıyorum bakın Monococcus. Monococcus. Diplococcus. Diplococcus. Daha sonra Staphylococcus. Staphylo kokus. Bu gibi bakteriler arkadaşlar neymiş? Yuvarlak bakteriler. Ben özellikle hastalıklara sebep olanları yazayım. Mesela Neisseria. Bu arada bunlar yuvarlak dediğimiz için şu şekilde yuvarlak olacaklar. Neisseria arkadaşlar. Gonorrhoeae. Gonorrhoeae. Bu arada Latince'nin öyle bir şey var ki yani okuyamadın mı okuyamıyorsun. Üniversitedeyken çok iyi okuyordum. Alışmıştım artık ama şimdi üzerinden bayağı bir geçtiği için unuttum. Bu arkadaşlar bel soğukluğu hastalığına sebep oluyor. Bel soğukluğu. Daha sonra bir tane daha bakteri yazalım. Staphylococcus. Staphylococcus. Aureus dediğimiz bir bakteri. Aureus bakterisi. Bu da arkadaşlar
dolama arpacığa sebep oluyor. Dolama işte eşittir demeyelim, tabii eşit değil, arpacık hastalıklarına sebep olan bakterilerimizdir. Şimdi gelelim diğer bir bakteri çeşidimize. Bu da arkadaşlar şöyle C diyorum şuraya. Hem burguyu hem de virgülü ikisini birlikte yazıyorum arkadaşlar. Burgu ve virgül bakteriler. Virgül bakteriler. Şimdi bakın. Burgu olan bakteriler, hani burgu dediğimiz zaman burgu makarna gelsin aklınıza. Nasıl böyle? Şu şekilde değil mi? Burgu makarna. Virgül şeklinde olan da zaten belli nasıl olacağı, bu şekilde olacak. Arkadaşlar burgu şeklinde olan bakteriye treponema pallidum dediğimiz bir hastalık etkeni var. Bu Frenge hastalığına sebep olan bir bakteridir. O zaman yazalım. Treponema pallidum. Pallidium. Bu hangi hastalığa sebep oluyormuş? Frenge hastalığına. Frenge de yine cinsel yolla bulaşan hastalıklardan bir tanesidir. Daha sonra gelelim virgül şekilde bakteri örnek verelim. Zaten Vibrio demiştik değil mi bunlar için? Vibrio cholerae. Cholerae. Zaten isminden çıkarabiliriz. Cholerae. Evet. Bu da arkadaşlar kolera hastalığına sebep olan bakterimizdir. Evet, bu şekilde şekillerine göre bakterileri işlemiş olduk. Arkadaşlar şimdi gelelim. Bu videoda 11 dakika olmuş. Bir tane daha işleyelim. Hangisini işleyelim? Boyanmalarına göre bakterileri işleyelim. Daha sonra diğer videomuzda da beslenme ve solunumlarına göre bakterileri işleriz. Şimdi bakın. Boyanmalarına göre bakteriler gram pozitif ve gram negatif olarak ikiye ayrılıyor. Peki bu neye göre değişiyor? Arkadaşlar hücre duvarlarına göre değişiyor. Hücre duvarlarının etrafında eğer ki lipoprotein veya lipopolisakkarit dediğimiz bir yapı varsa arkadaşlar, bu bakteriler gram negatif olarak boyanıyorlar. Yani o etrafındaki yağ maddesi bunların boyanmasına izin vermiyor. Dolayısıyla boyayı almadığı için biz buna gram negatif bakteri diyoruz. Ama gram pozitif olanlarda bu yağ tabakası bulunmaz. Yağ tabakası bulunmadığı için de çeperi kolayca boyanır. Bunlara da gram pozitif bakteri diyoruz. O zaman şöyle 2 diyorum. Boyanmalarına göre bakteriler dedik. Birincisinde şöyle A diyorum yine. Bakın A gram pozitif. Gram pozitif bakteriler. Arkadaşlar gram pozitif bakterilerden şöyle bahsedeyim size. Gram pozitif bakterilerinde hücre duvarlarında kalın ne var dedik? Bakın hücre duvarlarında sadece peptidoglikan tabakası vardır. Peptidoglikan bulunur ve gram boyasıyla mavi ya da mor renge boyanır. Gram pozitif bu şekilde. Gram negatife baktığımız zaman şöyle B diyorum, gram negatif. Arkadaşlar gram negatif bakteriler de peptidoglikan tabaka haricinde bir tabaka daha var. Bakın hücre duvarlarında. Bu tabaka arkadaşlar lipopolisakkarit bir tabakadır. Ve bu tabaka yağ moleküllerine sahip olduğu için arkadaşlar gram boyasıyla pembeye boyanıyor. Dolayısıyla buna da gram negatif boyama deniliyor. O yüzden hani birisinde mavi mor böyle daha koyu renkli olduğu için gram pozitif, diğerinde daha açık renkli olduğu için arkadaşlar gram negatif diyoruz. Evet, yazalım o zaman bunu da. Şöyle peptidoglikan tabaka haricinde lipopolisakkarit bir tabaka daha bulundurur. Bu yüzden pembeye boyanır.
pembeye boyanır. Şekil olarak da size göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şöyle baktığımız zaman şu hücre zarı olsun. Eğer ki hücre zarının etrafında sadece bakın şöyle bir peptidoglikan tabaka varsa şu şekilde ve bu peptidoglikan tabaka oldukça kalın bir tabakadır. Hatta şöyle çift tabakalı çizeyim arkadaşlar şu şekilde. İki kere üst üste yapayım. Evet, böyle olduğu zaman biz buna ne diyoruz? Bakın bu peptidoglikan tabakadır. Peptidoglikan. Bu bakteri hangi bakteridir? Gram pozitif bakteridir. Mavi ya da mor rengi boyanır. Gram pozitif. Gram negatif bakteriye baktığımızda bakın bu yine hücre zarı. Daha sonra etrafında bir bunun dışında bir tabaka şey var arkadaşlar. Peptidoglikan var. Daha sonra bunun dışında bir de dış zar dediğimiz işte bu az önce bahsettim ya lipopolisakkarit bir tabaka bulunur. Bunu da şöyle maviyle yapalım. Lipopolisakkarit tabaka. Bakın şu lipopolisakkarit. Şimdi bunlarda peptidoglikan incedir. Lipopolisakkarit tabaka etrafına geldiği için arkadaşlar işte o kalınlığını sağlıyor. Dolayısıyla bu da nedir? Gram negatif bakterimizdir. Gram negatif. Gram negatif bakteri de ne yapıyor? Pembeye boyanıyor. İşte böylece bakterileri şekillerine ve boyanmalarına göre sınıflandırmış olduk. Bir sonraki videomuzda daha da önemli olan kısma giriyoruz. Neye giriyoruz arkadaşlar? Solunumlarına ve beslenmelerine göre. O videomuz daha uzun sürecek ve bakterileri artık o videoyla bitireceğiz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.